Ben çekene kadar ses gitti ama sanırım köpek keçiyi ısırdı. Bir yandan köpek, bir yandan keçi. Acayip bağırışıyorlar. Kolay gelsin. Eyvallah, hoş geldiniz. Merhaba. Bir çeyrek de ben alabilir miyim? Çeyrek tabii. Akşam saati yaklaşınca botlar teknelerden bir bir iskeleye yanaşmaya başladı. Arılar burada çok fazla olduğu için akşam 8'den önce yemek siparişi almıyorlar. Arılardan rahat edilmiyormuş. Botların dalgaları. Adaya'da sabah, birazdan arka patikalardan yürüyerek hamam koyuna geçeceğiz. Oraya arkaya kadar gittim. Burada bir demir kapı olması lazım. Oradan çıkacağız. Her gelen bir tane herhalde taş koydu. Bizden de bir anı. Sanırım şu kayayı geçmeye çalışıyoruz. Değil mi? Oraya gidiyor yol. Of Miray. Harika. Ya böyle bir şey olamaz. Vav, burası şey. Şu an harika bir yerdeyiz aslında. Burası büyük ihtimalle Gökgemili. Yani aslında burası Marmaris tarafına bakıyor. Dalaman tarafına bakıyor.
Marmaris Körfezi'ne, Dalaman Ovası'na bakan kısım. Bizim aslında gitmek istediğimiz yer Adaya Göcek'ten, Adaya'dan şuradaki Hamam Koyu'na gitmek. Fakat yol bizi gittikçe tepeye attı. Ama muhteşem bir manzarayla karşılaştık. Pişman değiliz. Yani bağlantı aslında sadece şurası. Fethiye ile Marmaris'in aslında birleştiği yer. Keçi boynuzu ağacını bulduk şu an. Şimdi birkaç tane alacağım. Şöyle tipimizi de çekelim. Biz yüzmeye diye gittik. Dağ tepesine çıktık. Ne ayakkabımız ne ayakkabı ne üstümüz uygun. Ama ben burada nedense kendimi çok iyi hissettim. Eski insanlar gibi böyle sanki geziyoruz. Koç boynuzu yalnız. Keçi boynuzu falan topluyoruz. Aklım hep tekneye gidiyor. Tamamdır. Burada bir de Vir şehrinin surları, duvarları olması lazım. Onları görebiliyor musun? Ben de bilmiyorum. Gördün mü? Şu orada mı? Tamam. Ve Vir şehrinin surlarına geldik. Tamam, tarihi. Tarihe tanıklık ediyorsun Onurcuğum. Bu surları inşa eden Likyalılar, Kapıdağ Yarımadası'nı bir adaya çevirip savunmalarını güçlendirmişler. Müthiş bir manzara. Ağacın güzelliğine baksana Onur. Merhaba. Merhaba keçi kardeş. Mapalar genel olarak burada çok fazla görüyorum. Şu şekilde beton dökmüşler. Buraya koltuk halatlarını tekneler bağlayabiliyor. Fakat birçok ağaç gördüm. Ağaç gövdesinde halat izi kalmış. Hamama ulaştık. Normalde burası çok kalabalık oluyor. Şu an saat 10.30. Tabii biz sabah 7'den beri aslında buraya gelmeye çalışıyorduk. Hamam Koyu ile ilgili birçok hikaye var. Birincisi, burayı tepelerin ardındaki güçlü kralın yaptırdığına dair. İkincisi, Bizanslılar tarafından yapıldığı ya da Kleopatra'nın kendisi için bir hamam yaptırdığı. Biz Kleopatra hikayesini seçiyor ve hamamında bir güzel temizleniyoruz.
adaydan ayrılık vakti. Burada çok ilginç bir şey oluyor internette. Geldiğiniz ilk gün her şey full çekiyor. Ama ikinci gün internette bir sıkıntı var. Hiçbir şekilde çekmiyor. Ne Vodafone ya da ne Turkcell. Herhalde sadece bir gün kalın gidin demenin başka bir yolu. Sence? Bence mi? Telefon da çekmiyor, onu da söyle. Telefon da çekmiyormuş. Hadi kalk bakalım kaptan, gidiyoruz. Karşısı Küçük Sarsala ve Büyük Sarsala koyu. Büyük Sarsala'ya yol var, karayolu. Dalaman Otogarı'na yaklaşık bir 30 dakikalık mesafede. Havalimanına da 20 dakikalık bir mesafede taksi durağı da var orada. Biz de şu an Adaydan çıktık. Bedirahmi Koyu'na doğru gidiyoruz. Göcek şu an Eylül ayı olmasına rağmen ciddi anlamda yoğun, kalabalık. Ama bunun tenha olduğunu söylüyorlar. Temmuz ayı, Ağustos ayı daha yoğun geçiyormuş. Katamaran çıkıyor. Mapası da var. Koltuk halatlarımızı rahatça mapalara bağlayacağız. Çekebilirsin. Demirlediğimiz yerin hemen arkasından kaya mezarlarını görmek için yukarı tırmanıyoruz. Ve geldik. Vay be, adamlar ne işlemişler, yani değil mi? Taş ustaları bunlar. Harika. Demek ki çok önemli birinin mezarı. Bir de manzaralı. Taşyaka Koyu'ndaki kaya mezarlıklarına çıktık.
Aslında burası Bedri Rahmi Koyu. Bedri Rahmi Koyu denmesinin de sebebini şimdi göstereceğiz. Neden Bedri Rahmi Koyu deniyormuş bu koya? Gidiyoruz. Meşhur resim, balık resmi. Uzaktan ağaçların ardından sanki denize doğru atlayan bir balık izlenimi veriyor. Bedri Rahmi Eyüpoğlu 1974 yılında bu resmi bu kayaya çiziyor ve böylelikle bu koyun adı artık Bedri Rahmi Koyu olarak anılmaya başlıyor. Patates kızartması var. Yağın kızmasını bekliyorum. Bir yandan da bunları da soğan halkası yapacağım. Tekno usulü. Rahmi Koyu'ndan bugün ayrılıyoruz. Sabah biraz erken. Normalde biz kendimiz yüzerek alırdık koltuk alatlarını.